Bu ürünü kullanmanız sizi erkekliğinizi azaltmaz. Erkekliğinizi gösterebileceğiniz çok daha güzel alanlar var. Yine benim karşılığından hoşlanmıyor. Aynada baktığı kişi sevmiyor. Kendinize bakmak ve kendinize değer vermek güzel bir şey. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün normal içerim verecek daha dışarı çıkıp başka bir konuya değinmek istedim. Çünkü aslında bu kanalı açmamdaki en önemli amaçlardan birisi de İşte istediğim, konuşmak istediğim konular hakkında konuşup, fikirlerimi paylaşıp aktarabilmekti. Bu benim en önemli amaçlarımdan birisiydi. Video başlığını gördüğünüz işte bir bakım yapmak belki daha az erkek mi kılar? Belki bakım ürünü kullanması bir sorun mu? Niye böyle bir algı var? Ya da bakım yapmak sadece kadınlara özgü bir kavram mı? Bunun üzerine niye böyle bir algı var? Bunlar hakkında konuşmak istedim. Neden böyle video çekiyorum? Çünkü zamanında bu durumu deneyimlemiş birisiyim. Ergen zamanında herkes gibi sivilcelerim vardı. İşte buraya flower koyabilirsem koyarım. İşte onlardan kurtulmak, cildimi düzeltmek istiyordum ama işte bir bakım ürünü kullanmanın ya da bir bakım ürünü almanın doğru olmadığını düşünmüyor değil de yani dışarıdan gelecek yorumlardan çekinmek. Böyle bir durum yaşamıştım. Bu durumu belli bir süre yaşadım ama bir yerden sonra bunu çözüp kendime bakmanın, kendime değer vermenin ya da bir bakım ürünü kullanmanın hiçbir sorun olmadığını, bunun hiçbir şekilde bir şey eksiltmediğini farkına vardım ve bugün kendi cilt bakımımı yaparken bu konu hakkında konuşmak istedim. Bu bir cilt bakımı videosu değil tabii ki de işte ürünleri size anlatmayacağım bunu işte bu ürün ne işe yarıyor diye. Sadece kendi cilt bakımımı yaparken belli kavramlara, belli konulara değinmek istiyorum. Bakalım, umarım güzel bir video olur ve sizin yorumlarınızı merak ediyorum. Lütfen videodan sonra siz bu konuda ne düşünüyorsunuz aşağı yazın. O zaman daha fazla uzatmadan yüzümü yıkıyorum ve konuşmaya başlayalım. İnsanların bu konudaki genel algısı cilt bakımının ya da bir bakımın sadece kadınlara özgü bir kavram olduğunu düşünmek. Ama hepimiz insanız. Hepimizin cildi, her cinsiyette cilt aynı. Bunu farklılaştırmak bence çok sağlıksız bir düşünce yapısı olduğunu düşünüyorum. Bu arada bunu yaparken bunu beni ciddiye alabilirsiniz. Yani mesela bir kadın cildine bakarken işte ne bileyim işte siyah noktalarını çözmeye çalışırken, sivil cildini çözmeye çalışırken bir ürün kullanması güzel bir şey. Ama bu sivilce, ne bileyim, cilt sorunları bir erkekte de olabiliyor. Bir erkekte bu durumu yaşayabiliyor. Bunu çözmeye çalışmanın sıkıntılı bir durum olduğunu düşünmek bence çok sağlıksız bir düşünce. Yani vücudunuza da cildinize bakmanız hiçbir konuda sizi eksik kılmaz. Tam tersini yükseltir. Çünkü kişinin kendine saygı duyması, vücuduna saygı duyması çok özel bir şey. Her insanın sahip olması gereken en önemli özelliklerden bir tanesi bence. O yüzden vücudunuza değer vermek ve onun için bir şeyler yapmak kesinlikle olması gereken şey. O yüzden kendinize bakmak, vücudunuza bakmak geri durduğunuz ve geri planı attığınız bir durum olmasın. Ve zaten bu durumun çok doğal olduğunu ve herkesin hayatında olması gereken bir durum olduğunu kendinize her zaman anımsatın ve bu durumu özümseyin derim. Yüzümü yıkıyorum ve devam ediyoruz. İkinci bahsetmek istediğim olay ise bakım konusunda kadınlardan beklentinin çok fazla olması ve erkeklerden beklentinin bir o kadar az olması. İşte mesela kadınlardan beklenen işte saçları güzel olsun, cildi güzel olsun, güzel kokusun, işte kılsız olsun. Tabii bunu genellemiyorum. İşte ne bileyim işte bir erkeğin parfüm sıkması, ayda yılda bir işte dışarı çıkarken özel bir günde sıkması, işte ne bileyim sakalını kesmesi, ooo bakımlı diye direkt hani adlandırılırken işte kadınlarda bu durumun daha farklı olması, yani onların da yapması gereken sanki çok daha fazla iş varmış gibi ve hepsini yapmak zorundaymış gibi bir algı yaratılması bence çok kötü. Şundan da bahsetmek istiyorum. Mesela bir arkadaşım bana geliyor, diyor ki mesela cildinde sorunlarım var, siyah noktalarım var, sereceğim var, ne yapayım? Diyorum mesela al bu kremi kullan, iyi geleceğini düşünüyorum. O da diyor ki krem vermem gerek yok şimdi. Neden diye sorunca işte ne bileyim yani işte o ne bileyimin altında işte bu gereksiz bir algı olduğu çok belli. Aslında sorun belli, cildindeki sorun belli, işe yarayacak ürün belli. Hani kullanırsa işine yarayacak ve belki durum düzelecek ama işte o gereksiz algının etkilerini arkadaşlarınızda da ya da yakın çevrenizde de ailenizde bile görebiliyorsunuz. Benim ergenlikte yaşadığım durum buna benzerdi. Mesela işte ne bileyim kaşlarım çok gürdü, şu anda da gür. Mesela ortasını almak istediğin zaman işte erkek kaşı alır mı? İşte ne bileyim işte erkek spor yaparken işte bacak kılını almak istediğin zaman işte erkek bacak kılını alır mı? İşte tırnaklılar işte manikür pedikür işte kadınlar yaptırıyor ama sanki bizdeki el ayak değil. Başka bir şey de sanki biz manikür pedikür yaptırınca bu sadece kadınlara özgü bir şey. Hani el tırnak bakımı yapmak, bunun üzerine bir algı var. Yani gördüğünüz gibi birçok normal şeyin aslında hani yapılmasında hiçbir sorun olmayan şeyin üzerine algılar var ve belki insanların çözmek istediği işte tırnağında bir sorun var, yüzünde bir sorun var. İşte benim kaşlarından hoşlanmıyor, aynada baktığı kişi sevmiyor ama dışarıdan gelecek yorumlar onların bunu çözmesine ya da buna bakmasına engel oluyor. Bu kötü bir şey. Bunu yaşıyor olabilirsiniz. Çevrenizden gelecek yorumlardan da korkuyor olabilirsiniz ama bunu yaşamış birisi olarak söylüyorum. Kendime çok uzun zaman işte liseden beri işte lisenin ortasında ben bu durumu biraz hallettim kafamda. Ve o zamandan beri kendime kendimce bakmaya çalışıyorum ve şunu söyleyebilirim.
kendinize bakmanızın kesinlikle özgüveninize doğrudan bir etkisi olduğuna kesinlikle inanın ve bunu %100 bir şekilde söyleyebilirim. O yüzden siz aynada baktığınız kişiyi sevdikten sonra, kendinize saygı duyduktan sonra dışarıdan gelecek en kötü yorum bile size oluyor. O yüzden hiç takmayın derim. Yani bunu yaşamış ve deneyimlemiş birisi olarak hiçbir etkisi olmuyor ileride. Ama evet, benim cilt bakımım bitti. İşte ne bileyim, işte yüzümü temizledim, tonik sürdüm, işte nemlendirdim. Ama son bir konuya değinmek istiyorum. Bakımın başkası için yapılıyor olması, yani karşı tarafı etkilemek için, işte karşı tarafı etkilemek istediğiniz kişi için, böyle ona bir şeyler göstermek için yapılan bakım var. Bu kötü bir şey değil. Hani onaylanmak herkes ister. Herkes başkası tarafından güzel bir şey duymak ister ama bunu yapmak şöyle sağlıklı değil. Karşı taraf bir gün olmayabilir. Ve olmayınca şey mi olacak, hani bırakıyorum o zaman. Hani bakımı zaten onun için yapıyordum, artık yapmıyorum durumuna geliyor. O doğru değil. Ayrıca durum öyle olmasın. Yani mantaliteniz bu olmasın. Başkası için yapıyor olmayın. Kendiniz için yapıyor olun ve karşı taraftan da kendiniz için bir şey beklemeyin. Yani ne bileyim, işte geldiği zaman işte sakalları düzgün olsun, güzel koksun. Ya da ne bileyim, işte makyajı güzel olsun, güzel koksun, saçları güzel olsun. Onu beklemeyin. Kimse için bir şey değil de kendiniz için bir şey yapın. Yani bir erkek sakalını alıyorsa, yüzün temiz bakıyorsa, güzel kokuyorsa, birisini etkilemek için değil de kendine duyduğu saygıdan. Bir kadın makyaj yapıyorsa, ne bileyim saçını özen veriyorsa, cildine özen veriyorsa, aynada baktığı kişi kendisi sevmek ve kendisine baktığı zaman mutlu olmak için yapsın. Bence doğal olan bu, sağlıklı olan bu. Beni izleyen küçük arkadaşlarımın olduğunu biliyorum. Bence bu yaşta bu mantaliteyi oturtursanız ileride ne bileyim bunun faydasını çok görürsünüz. Beni izleyen erkek arkadaşlarım varsa bakım yapmak hiçbir şekilde sorun değil. Kendinize bakın, kendinize değer verin. Yani bu ürünü kullanmanız sizi erkekliğinizi azaltmaz. Tam tersi, sizi daha iyi bir insan yapar. Erkekliğinizi gösterebileceğiniz çok daha güzel alanlar var. Bir insana davranış biçiminizle, konuşma tarzınızla, bir kadınla konuşma tarzınızla, duruşunuzla bunu gösterirsiniz, erkekliğinizi gösterirsiniz. Zaten dışarıdaki insanlar bunun farkına varıp, size saygı duyup, size değer veriyor olacaktır. Umarım anlatmak istediklerimi güzel bir şekilde anlatmışımdır, aktarmışımdır ve siz de güzel bir şekilde anlamışsınızdır diye umut ediyorum. Lütfen aşağı yorumlara kadın erkek bu durumdaki düşüncelerinizi yazın. Merak ediyorum siz bu konuya nasıl bakıyorsunuz. Lütfen aşağı yorumlara bırakın. Değinmek istediğim bir konuydu çünkü zamanında bana etkisi olan bir konuydu. Ama tabii ki de şu an hiçbir etkisi yok. Kendime bakım yapıyorum. Sonuna kadar da bakım yapmaya devam edeceğim. Bu böyle olacak ve bununla ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Siz de düşünmeyin. Kendinize bakmak ve kendinize değer vermek güzel bir şey. Ama tabii ki de vücut sizin vücudunuz, nasıl bakmak, nasıl yaşamak, nasıl göstermek istiyorsanız o şekilde yapacaksınız. Ama umarım bunu yaparken de mutlu bir şekilde yaparsınız diyorum. Daha fazla uzatmıyorum. Haftaya pazar yine bu saatte farklı bir içerikle karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.